Hocam o zaman hemen başlayayım. Dilerseniz şeyden başlayayım. Şimdi siz yurt dışında da görev yaptınız uzun süreler Evet. boyunca. Türkiye'de de görev yapıyorsunuz. Eğitimle sürekli iç içe olan bir insansınız. Yurt dışında eğitim sistemi nasıl? Bizim ülkemizde nasıl? Bir buradan giriş yapalım. Tabii. Şimdi öncelikle devletimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının ana dillerini unutmaması için her yıl sınavla yurt dışına öğretmen göndermektedir. Bu sınavı başaran öğretmenlerimiz yurt dışında Türkçe ve Türk kültürü derslerine girmekte. Bunda amaç şu, orada yaşayan çocuklarımız Türkiye'ye geldiklerinde yakın akrabalarıyla ve çevresiyle diyalog kurabilme, yazışmaları yapabilme. Orada çocuklar iki dil birden öğrendikleri için ister istemez zorlanıyorlar. Bu amaçla yurt dışında görevlendirildik. O esnada bizim eğitim sistemiyle Almanya'daki eğitim sistemi arasındaki büyük farklılıkları şahit oldum. Oradaki sistem öncelikle Grundschule dediğimiz sistemle başlıyor. Grundschule 4 yıl sürüyor. Bu 4 yılın sonunda çocukların iki ana dersine bakılır. Bu iki ana ders matematik ve ana dil. Türkiye'deki not sistemiyle bunu uyarlayacak olursak notu 85 ile 100 arası olanlar gimnazyuma giderler. Gimnazyuma gidenler ise sınavsız üniversiteye geçiş yapabilirler. Yani gimnazyum bizim liseler Evet, mi oluyor? bizim Türkiye'ye uyarlayacak olan fen liseleri ve proje okulları olarak şu anki sisteme uyarlayabiliriz. Ve hep sosyal faaliyetle gündemi geçiyorlar. Onların zorlanmamasının nedeni 7. sınıfta Avrupa'da bizim Türkiye'deki 4. sınıf matematiği işleniyor. Çocuklar birinci problemi çocuğu 7'de 4. sınıf matematiği işlediği için 2 yok mu, 3 yok mu, 4 yok mu çözeyim diyor. Özgüven duygusu kazanıyor. Biz de 4. sınıfta çocuğun önüne 7. sınıf matematiğini getirip koyuyoruz. Çocuk birinci problemi çözemiyor. Çözemeyince annesine ya da babasına yöneliyor. Annesi babası da çözemeyince bir başkasına ya da özel derse yöneliyor. O da olmayınca çocuk o gece psikolojik eziklik içinde yapıyor. Matematik, fizik, kimya, biyoloji her neyse. Ben bunu yapamıyorum düşüncesine kapılıyor ve o dersten soğumaya başlıyor. Ama bununla ilgili çalışmalar yine var ama yani bu yeni sistemde büyük sıkıntılar gördük. Yani öğrencilerimiz bayağı bir sıkıntı yaşadılar. Yani daha önceki ben şöyle söyleyeyim. Eğitim sistemi üzerinde oturmuş olan bir sistem üzerinde fazla oynamamak gerekiyor. Gerekiyor. Şu anda yine de tekrar söylüyorum. Eleştirileri kabullenmemiz lazım. Müthiş bir eleştiri var. Haklı eleştiriler. Örnek veriyorum. Sadece ABCDE okulu yerine tüm okullara öğrenciler rahatlıkla gidebilmeli. Aileler bir evlatlarından sorsun. Yavrum okulunu seviyor musun? Eğer bu cevap olumlu yönde dönüş varsa demek ki bir şeyler iyiye doğru gidiyor. Eğer hayır okulumu seviyorum, okula gitmek istemiyorum diyorsa bir şeyleri sorgulamamız da lazım. İyi günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhabalar sevgili seyirciler. Kitap Tarihi programımıza hoş geldiniz. Bu hafta her geçen gün gelişen ve ilerleyen bir teknolojiden, nanoteknolojiden bahsedeceğiz. Nanoteknolojiden ve kullanım alanlarından konuşacağız. Aslında çok kullandığımız ve iç içe olduğumuz bir konu, bir teknoloji. Ancak detaylı bilgi ve birikime sahip değiliz. Bugün bu eksiklerimizi tamamlayacağız diye umut ediyorum. İlimizden dünyaya açılan başarılarıyla bizlere gurur veren bir konuğum var bu hafta yanımda. Fırat Üniversitesi Fen Fakültesinden, Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Fahrettin Yakupoğlu yanımda. Merhabalar hocam, hoş Merhabalar, geldiniz. hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim size. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hocam başarılarınızı duyuyoruz ve görüyoruz. Teşekkür Bugün burada sizi ağırlamaktan çok mutluyum. Gerçekten yaptığınız işler bizlere gurur veriyor ilimiz adına. Büyük başarılara imza atıyorsunuz. Şimdi öncelikle hocam nanoteknoloji nedir diye bir giriş yapayım. Çünkü çağımızda çok popüler olan bir Evet, teknoloji şu an yani. artık. Nedir diye bir açılımını yaptıktan Evet. sonra devam edelim. Şimdi nanoteknoloji ölçek olarak tanımlayacak olursak milimetrenin milyonda biri. Ölçek çok küçük. Bunu gözle görmek oldukça zor. Bunun için yüksek çözünürlüklü elektron mikroskoplarıyla bu büyüklüğü ancak görebilirsiniz. Bunun küçük olması bilime şunu katmakta. Bilimde kullanılan farklı teknolojik malzemelerin ve elektronik aygıtların hem işlevini değiştirmekte hem de fonksiyonel özellikler kazandırmakta. Dolayısıyla nano boyuta geçtiğimizde
bütün malzemelerin elektrik özellikleri, optik özellikleri, manyetik özellikleri ve diğer özellikleri değişmekte. Basit bir örnek verecek olursam, nano boyutta gittiğinizde diyelim çapı 10 nanometre olan bir küreniz olsun, 8 olan olsun, 5 olsun ya bir de 2 nanometre olsun. Buna bir UV ışığı tuttuğunuzda bu 3 parçacık aynı olmasına rağmen bunların renkleri farklı olur. Dolayısıyla burada etken olan nano boyut dediğimiz büyüklük. Biz bunu tanımlarken işte nanometre cinsinden, metre cinsinden söyleyecek olursa milyarda biri ama milimetre cinsinden işte 1 milyonda biri. Çok küçük bir yapı. Yani bu nano aslında küçültmek. Çok küçük. Yani ölçek olarak küçük dediğimiz şey. Yunanca'dan gelir. Oradan gelen bir kavram olduğu için nano. Nasıl pikometre varsa, milimetre varsa bu da o ölçünün daha da küçüğü. Bu sınıra ulaştığınızda malzemelerin ve elektronik aygıtların fonksiyonel özellikleri değiştiği için bu alanda malzemeleri daha kullanışlı, daha farklı özellik sergilemekte. Yoksa piko metre de diyebilirsiniz ya da mikro da diyebilirsiniz. Mikro zaten günlük hayatımızda var. Gözle görüyoruz ama nano olunca nano işin tamamı bütün fiziksel, elektriksel, optik ve mekanik özelliklerini değiştirdiği için güncel bir farklı bir özelliği var. Buna da ulaşınca farklı nano boyutta mesela diyelim bir aygıt geliştirdiğinizde siz bunu gözünüzle göremezsiniz. Bunun pekala gözümüzle görmediğimiz bir şeyin özelliklerini nasıl kullanacağız ya da bundan nasıl faydalanacağız? Bu da bu bilimin gelişmesiyle daha yüksek teknolojik aygıtlar kullanılarak bunu da kolaylıkla günlük hayatımızda kullanabiliriz. Şu boyut olarak hocam ben de bir şey okumuştum. İzleyenlerimizin daha iyi anlaması açısından söyleyeyim. Dünyanın nanosu olarak futbol topunu gösteriyorlar. Evet. Yani boyut olarak dünya ve dünyanın nanosu futbol topu gibi. Haklısınız. İkisini yan yana büyüklük olarak karşılaştırırsanız bu durumda top nano olur. Ama gerçek anlamda değil. Sadece kıyas ve büyüklük açısından. Yani düşünün büyüklük o kadar küçük ki ya bir dünyayı düşünün bir de topu düşünün. Evet. Yani dolayısıyla bu büyüklüğe indiğinizde yeni bir dünyadasınız. Bu dünyada bütün elektronik aygıtların günlük hayatımızda kullanılan başka cihazların teknik özellikleri bunların tamamı değişir. Bu durumda siz yeni bir dünyadasınız. Nano dünya. Şu anda Amerika'da veya başka bir ülkede şu anda nano house deriz. Nano ev şeklinde mesela tanımlamalar var. Yani nanonun şu anda olmadığı bir alan yok. Ama bu ülkemizde nasıl? Bunun vatandaşımız bunun yani bu konu ne kadar bir bilgiye sahip? Bunda eksikliğimiz var. Bu özellikle az gelişmiş olan ülkelerde veya gelişmekte olan ülkelerde bu daha yaygın. Şimdi nanoyu siz eğer nanoteknolojiyi günlük hayatınızda kullanırsanız siz işte o zaman süper ülke olursunuz. Süper ülke için süper teknoloji lazım. Biz süper teknolojiyi de nanoteknoloji diye tanımlarız. Çünkü çağımızda süper teknoloji, nanoteknoloji diyebiliyoruz artık. Evet. Peki hocam nanoteknoloji nerelerde kullanılır diye gireyim. Zaten hepsi birbiriyle bağlantılı. Onu da sorayım. Öncelikle temel bilimlerden başlayalım. Fizik, kimya, biyoloji, tıp, sağlık bilimleri, bilgisayar mühendisliği, elektronik. Yani aklınıza gelen bütün alanlarda nanoteknoloji kullanılabilir. Mesela sağlıkta örnek vereyim, tıpta örnek vereyim. Mesela şu son zamanlarda özellikle tıpta ilaç taşınım sistemleri geliştirmekten İlaç taşınım sistemleri. Bunun mantığı şudur. Normalde siz bir hastaya bir ilacı verdiğinizde beyin bariyerini geçemez. Beyin bariyerini geçebilmesi için onun boyutunun küçük olması lazım. Bilim adamları bunu senaryoyu nasıl kurdular? Dediler ki öyle bir parçacık yapalım ki beyin bariyerini geçebilsin ve orada ilacı vücuda kolaylıkla yayılmasını sağlasın. Bu durumda nano boyutta partikül üretilir. Yani mesela bunun için nano boyutta partikül üretilir. Daha sonra buna ilaç emdirilir. İlaç emdirdikten sonra vücuda verilir. Vücutta vücudun herhangi bir kısmına kolaylıkla bunu gönderebilirsiniz. Bu bir basit bir örneği. Mesela kozmetikte diyeyim. Şu anda güneş
kremlerinin tamamında şu anda şey kullanılır. Nano parçacık kullanılır. Nasıl işte orada bir şey krem üzerinde işte şunu özellikle reklamlarda da çok görürsünüz ya da özellik olarak bu malzeme öne çıkar. Orada nano boyutlu bir parçacık kalır malzemeye, kreme diyelim. Kremle birlikte kullanılmıştır. Bu durumda vücutta gelen güneş ışınları vücudu yakmaz. Örnek verecek olsa bu malzeme işte nano boyutlu titanyum dioksit. Titanyum dioksit üzerine titanyum dioksiti siz güneş kremine kattığınızda vücudunuzu güneşten korumuş olursunuz. Mesela son zamanlarda işte bu dudak boyalarında farklı renkte görülsün diye uygulamalar var. Biyolojik anlamda derseniz külte biyolojik alanda özellikle implant malzemelerde implant malzemelerinin dışında olarak son zamanlarda mesela diş uygulamalarında çok yaygın olarak kullanılmakta. Bunu daha ileriye götürecek olursak bilmiyorum. Yani şu anda belki dünya teknolojisi var veya yok bilmiyorum ama mesela nano boyuttan siz bir aygıt yaparak bir insanın damarında çok kolaylıkla gezebilirsiniz. Yani kamera şeklinde küçük bir boyutta yapıp çok kolaylıkla insanın vücudunun tamamını dolaşabilir evet. Damarlarında evet. Yani. Damarın bütün fonksiyonel özelliklerini onunla hem iyileştirebilirsiniz hem de tüm detaylı tüm özelliklerini kolaylıkla analiz edebilirsiniz. Tıpın farklı uygulamada şu anda başka alanlarda da çok kolaylıkla kullanılmakta. Elektroniğe gelecek olursak elektronikte şu anda şeyi düşünün şu anda evlerimizde TV olarak kullandığımızda LCD TV'ler. Şimdi geçmişte yüksek voltajla çalışan TV'ler vardı. Bunların boyutları büyüktü. Ama yakın zamanda LCD TV'ler daha küçük boyutta olacak. Hatta bu ekranların şu anda normal TV'ler biraz büyük görünür ama bunu siz nano boyutta getirdiğinizde bunu bir plastik gibi cam gibi evinizin herhangi bir duvarına yapıştırarak onu TV durumuna getirebilirsiniz. TV durumuna getirdikten sonra istediğiniz zaman onu oradan tekrardan toplayabilirsiniz. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Nanoteknolojinin gelişmesiyle yakın zamanda şu anda bilmiyorum birkaç boya firması var. Şu anda nano boya üretmeye çalışıyorlar. Nano boyutu kullanılıyor evet. Nano kelimesi de. Nano boyutu mesela aslında gerçek anlamda kullanılırsa nano boyuta siz bir boya nano özellik kattığınızda ona bir ışık verdiğinizde o farklı renkte görünür. Şimdi diyelim evinizi dedim nano boya ile boyattınız. Orada kullanılan nano partikülün boyutuna bağlı olarak kullanmış olduğunuz boya farklı renkte olacak. Dolayısıyla siz evinizi bir defa boyattığınızda daha sonra buna bu evin içerisindeki ışığı değiştirerek siz bunu farklı renklere dönüştürebilirsiniz. Aynı boyayla. Daha iyi bir boyayla. Bunun mekanik özellikleri benzer şekilde gelişecek nano boyanın. Bunu hocam arabada görmüştüm sanki. Evet. Bir internette dolaşıyordu. Bir araba üstünde yapılmıştı evet. Farklı renklerde. Tabii mesela şu anda arabayı yapın. Arabayı diyelim nano boya ile boyatalım. Ondan sonra güneşe çıkalım. Saat 12'de arabanın rengi farklı olur. Öğleden sonra diyelim 3 veya 4 civarında farklı olur. Çünkü güneşin geliş pozisyonu değiştiği için arabanın ışığı absorbe özelliği değişecek. Buradaki malzemede nano boyanın renginin değişmesinin sebebi ışığı absorbe etmesine göre değişir. Çünkü gün boyunca UV ışınları değişir. UV ışınların miktarı değiştiği için siz arabayı farklı renkte görebilirsiniz. Aynı zamanda böyle bir arabada çizilme de kolay olmayacak. Mekanik daha özellikleri sağlam olacak, daha hafif olacak. Mesela bir asker elbisesini düşünün. Askeri şeyden bahsedeyim işte. Nano bir elbise üretildiğinde, nano boyutlu bir asker değil de nano soldier dediğimizde asker o elbiseyi giydiğinde kişi yani karşıdan düşman bunu kolaylıkla tespit edemeyecek. Herhangi bir ışın göndererek veya farklı bir şey göndererek yerini tespit edemeyecek. Ya da asker elbisesi diyelim çok soğuk bir dağ başındasınız.
ufak yani düşük bir ışık miktarı bile onu güneş paneli olarak kullanabilirsiniz. Yani güneşten gelen ışığı elektrik enerjisine dönüştürerek yani ısınmanızı da sağlayabilirsiniz. Daha ileriye gidecek olursak mesela çok hayal ötesi değil aslında. Şimdi diyelim karşıdan düşman lazer silahı var. Bunu sizi işte vurmaya çalışıyor. Lazer üzerinize geldiği anda öyle bir nano elbise yaparsınız ki o nano elbise oradaki bilgiyi alıp otomatik olarak karşıdaki düşmanın pozisyonunu da söyleyebilir, yerini de söyleyebilir. Yani bunun çok uç örnekleri var. Son zamanlarda savunma sanayinde bahsedecek olursak şu anda uçaklarda radara yakalanmayan uçaklarda bu tür malzemeler kullanılıyor daha doğrusu. Dolayısıyla biz nano'nun uygulama alanı o kadar çok ki hayatımızın her safhasında var ama sadece bilgi eksik. Bilgiyi de biraz yüksek teknoloji olduğu için ondan uzağız. Mesela gençlerin bu konuda kitaplar olarak kendilerini yetiştirebilirler. Şu anda piyasada nano bilim veya nano teknoloji kitapları var. Ama o da şu anda kitap okuma oranı da düştüğü için maalesef çok düşük ülkemizde. Bilmiyorum gerçekten. Yani olumsuz olarak bakmayalım tabii, evet. Bunun gibi farklı uygulama alanları var. Peki şeyi sorayım, hani uygulama alanları kullanımından bahsettik. Peki bu nano teknolojinin kaynağı, hani ulaşmak kolay mı? Yani kaynağı nedir, nasıl evet. oluyor? Biraz şimdi, da bundan. Evet, kaynağı şu. Şimdi diyelim bir malzeme ürettiniz. Bir yerleşken malzeme ürettiniz. Bir transistör ürettiniz diyelim. Transistör elektronun temel devre elemanıdır. Ya da bir diyot ürettiniz. Bunun kaynağını oluşturan malzeme yerletken malzemedir. Üreteceğiniz malzemeyi nano boyutta üretirseniz dolayısıyla siz nano boyutta bir transistör üretmiş olursunuz. Ya da diyelim geçmişte 1950'lerde kullanılan transistör çok büyük bir transistördür. Şöyle diyelim 5 santime 5 santim ya da 2 santime ya 1 santime. Şu anda 1 santimetre kareye siz 1 milyon tane transistör yerleştirebilirsiniz. Şu anda mesela kullanmış olduğumuz telefona bakın. O telefonu o boyuta getirmek için yani öyle çok basit bir şey değil. Onu normal mikro boyutta düşünürseniz şu masanın büyüklüğünden daha büyük bir alana ihtiyacınız var. Ama orada nano boyutta elektronik aygıtlar veya devre elemanları kullanıldığı için siz boyutu küçültmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla nano'nun kaynağı boyut küçültmek. Bunu da işte şu anda bilimsel çalışmalarda teknolojik malzeme üretilirken özellikle biz bu malzemeleri nano boyutta üretmeye çalışırız. Çünkü nano boyutta ürettiğimizde malzemenin fiziksel veya kimyasal özellikleri tamamen değişebilir. Zaten değişir de. Ya mesela bir örneğini söyleyeyim. Şu anda LCD TV'nin ekranında mesela sıvı kristal vardı. Sıvı kristallere biz nano malzemeyi katkılarsak nano sıvı kristallerin yönelimini biz kolaylaştırırız. Yönelimi kolaylaştırdığınızda bu durumda TV'den almış olduğunuz görüntünün çözünürlüğü daha yüksek olacak. Daha net olacak. Ya dolayısıyla yine bunun sorumuz şuydu. Kaynak yine boyut. Pekala bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yapılmayacak bir şey. Peki, şu anda her dünya. Her şeyde kullanabilir miyiz hocam? Her şey demeyelim de yani çoğunda kullanabiliriz. Yani önemli olan senaryoyu doğru yazmak. Mesela diyelim bir hedefiniz var. Her şey dediniz de mesela öncelikle bir hedefiniz olsun. O hedefe göre kesinlikle o malzemeyi üretirsiniz ve orada da kullanabilirsiniz. Şimdi biz bu örneklemeleri şu anda sıralar çok affaki oluyor. Yani çok çok böyle uç örnekler oluyor. Yani bunları da detayını bizim mesela bilimsel konuştuğum bu sefer yani biz şu duruma düşüyoruz. Daha çok detay veremeyerek yani öyle hayalde kalan bir teknoloji gibi oluyor. Ama şu anda dünya bununla. Mesela nano'ya bir özellik vereyim. Şu anda herkeste bir iPhone vardır. Nano'ya şöyle bakalım. Ya da bir Samsung vardır. Onun orada mesela bir program vardır. Bir program satın almak istiyorsunuz. O anda tuşa dokunuyorsunuz. Bakıyorsunuz fiyatı kaçta? $1. Peki de $1 birsiz aldığınız için o $1'dır. Peki de o anda dünyaya vurun. Dünya nüfusuyla çarpın. Bu sefer ne oldu? Sizin olduğunuz aslında o para nano para bu. Nano bir ticaret oldu. Ama onu toplu sayıya vurun. Bu sefer ne oldu?
Milyarlar oldu. Ya bu durumda kişi onu aldığında mesela makrodan mikroya geçiyoruz ya da nanoya geçiyoruz. İşte program 1 dolar hemen basıp alıyor. Ama siz oraya 10 dolar yazsanız kimse onu almaz. Bu da mikro ticaret, nano ticaret. Şimdi Çin'in yapmış olduğu ticaret nano ticarettir. Ama bu tanımlamayı biz şimdi getirip bilimsel şeye koyduğumuzda iş daha farklı anlaşılabilir. Aslında para açısından baktığınızda tamam mı? Vermiş olduğu ürün ucuz. Ama onun getirisi yüksek. Mesela seri üretimde de öyledir. Siz bir malzemeyi spesifik üretirsiniz, çok pahalıdır. Mesela şu anda bir örnek vereyim. Güneşle çalışan bir araba üretebilir misiniz? Üretiriz, sıkıntı yok. Ama aması var. Onu ürettiğinizde maliyet çok yüksek. Pekala, maliyet yüksek olduğunda ben 4-5 milyona ürettiğimde kime satacağım? 1-2 kişiye sattım. Ha, benim o durumda eğer ben daha düşük maliyetle üretip herkese satabiliyorsam bu durumda bak ne oldu? Ticaretin şeyi de değişti. Evet. Sizin nanoyu, mesela nanoya bakış açınız ne oldu? Seri üretimin bir tanımlaması da aynen nano gibidir. Şimdi seri ürettiğinizde çok ucuza verirsiniz ama spesifik üretiminizde çok pahalı. Burada da parayı boyut olarak ölçeklendirirseniz, hı hı, aslında bu nanoyu biz kendi hayatımızda bunu kullanabilsek biz hayatımızı çok rahat yaşarız. Bir felsefe edinebilsek. Evet, örnek vereyim mesela nano, insanları mesela kırmak istemiyorsanız nano kelimelerle konuşun. Şimdi diyebiliriz nano kelime ne? Nano daha kibar olun. Küçük kelimeler daha insanın ya insanı kırmayacak güzel kelimeleri tane tane seçip kişiye aktarırsanız hiçbir zaman sıkıntı olmaz. İşte bu durumda ama şimdi makroya bakın, makroda kelime çok serttir. İnsanı hemen incitebilirsiniz. Ya dolayısıyla nanonun uygulanmayacağı bir alan yok. Her şeyde. Nano her şey, her şeydi. Ha, insanların bazıları şunu da diyebilir, işte küçüklüğünüzde de yeni bir dünya mı oluşturuyorsunuz? O zaman piko yapalım da hani piko metre mi olsun? Öyle değil işte. Bunu yaratan bile öyle yaratmış mı? Yaratan doğadaki bütün bitkilerin yapısında nano vardır. Bir gözü götürün, elektron mikroskopun altına koyun. Gözün oluşturan kısımlar altıgen şeklinde veya farklı şekildedir. Onu daha da küçülttüğünüzde bu boyut, bu mükemmelliyeti giderek daha net görürsünüz. Mesela bir yaprağı bile alıp incelerseniz onda bir nano diziliş vardır. Evet. Bir insanın vücudunda aynı şekilde. Yani dolayısıyla burada yaratan bile buna bir sınır koymuş. Bu sınırın ne aşağısı olur ne yukarısı olur. Ya dolayısıyla biz neyi çürütmüş oluruz? Bu zaman piko veya diğer boyutta bir ölçekleme ile biz yeni bir şey oluşturamayız. Ya sonuçta nanoteknoloji kaynağı ölçek, boyut. Bunu biz hem günlük hayatta kullanabiliriz, hem bilimde kullanabiliriz, her alanda kullanabiliriz. Ve kullanmalıyız da. Kullanmalıyız. Patron olmak istiyorsanız nanoteknolojiyi kullanacaksınız. Şu anda süper ülke diyoruz ya Amerika. Evet. Amerika nanoteknolojiyi kullanıyor. Şimdi de onu soracaktım, evet, hocam. Başta evet, dünyada olmak üzere, evet, ülkemizde, evet, bu durum nasıl diye falan hazır girmişken devam edelim. Dünyada en çok nanoteknolojiyi en iyi kullanan, ilerleyen ülke Amerika, söylediniz evet zaten de. Bunlar ne yapıyorlar da bu kadar iyiler, başarılılar? Mesela örnek vereyim. Şu anda süper teknoloji üreten ülkelere bir süper, pardon şöyle diyeyim, yüksek teknoloji üreten ülkelere bir süper güç deriz. Hı hı. Mesela yüksek teknoloji şu anda dünyada Amerika üretir, Avrupa üretir, başka da üreten yoktur. Dünyanın, bir de son zamanlarda Çin'de vardır, evet, Çin'i de sayabiliriz. Dünyanın diğer bütün ülkelerinde teknoloji ve üretim adına başka bir şey yoktur. Olmadığı için onlar sürekli yeni teknoloji üretir. Mesela Amerika'nın uçağa yakalanmayan, pardon cümle yanlış oldu, radara yakalanmayan uçağı var. Amerika'nın konum belirleyen, çok uzaktan konum belirleyen, çok savaşlarda özellikle kullanılan yüksek teknoloji silahları vardır. Bu sadece Amerika değil, benzer şekilde Almanya. Almanya'nın şu anda kullanmış olduğu teknoloji, mesela Alman ürünlerine bakın, fiyatı yüksektir ama kalite çok yüksek. Kalite çok yüksektir. Hem fiyat yüksek hem kalite yüksek.
Bunlar geçmişte Nazi döneminden sonra birdenbire, yani ekonomi dipteyken ekonomiyi yükselttiler. Dolayısıyla ekonomiyi siz yükseltebilmeniz için öncelikle teknolojik alanda çalışmanız gerekiyor. Siz teknolojiyi üretemezseniz bir hiçsiniz. Evet, coğrafyanız ne kadar, yani şunla diyemez, benim ülkem büyük. Büyük, büyük de ne olacak? Teknoloji. Şu üretim anda dünya olmayınca. Evet, şu anda dünya ekonomik krizde. Ekonominin temeli de ne? Bir şeyler üretmeniz lazım ve bunu başka ülkelere pazarlamanız lazım. Ama şu anda az gelişmiş ülkelerde veya gelişmekte olan ülkelerde üretim yok. Biz üretmeyiz ama her şeyi konuşuruz. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ni söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde mesela bütün illerinde şu anda yüksek teknolojik ürünler anında gelir. Şimdi Elazığ'da düşünün, yani bütün cihazları bulan, mesela bir telefon diyelim, en son modelini. Evet. Gidin hemen şurada bulabilirsiniz. Bir bilgisayar, en son modelini bulabilirsiniz. Bir araba, en son modelini bulabilirsin. Hegel üretiyor muyuz? Yok. Hayır. Üretim yok. Dolayısıyla dünyada yüksek teknolojiyi kullanan ülkeler dünyanın patronları. Şu anda Amerika nasılsa, Almanya nasılsa, bak başka ülke söylemiyorum. Bir ara Japonlar vardır, onlar şu anda gündemde yok. Şu anda Çin. Yani şimdi biz Çin diyoruz, Çin'in bazını diyoruz ya, işte Çin mal olunca çok kalitesi düşük. Hiç alakası yok. Çin'in mantığı şudur. Sizin ne kadar paranız varsa o kalitede size ben ürün üretirim. 1 liranız varsa 1 liralık malzeme üretirim. 2 liraysa 2, 5 liraysa 5 lira. Dolayısıyla Çin şunu söyler, ben kaliteyi istediğim oranda, istediğim özellikle üretebilirim. Şu anda dünya hükmediyor. Hı hı. Etme, yani satışta diyelim. Pekala şöyle düşünelim. Biz şu anda Çin'le yer değiştirelim. Çin dünyanın yani hiçbir köşesinde. Üretim yok, teknoloji yok, hiçbir şey yok. Kimin bizden haberi olacak? Evet. O zaman bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti o kadar bereketli bir toprağa sahip ki, hem jeopolitik konum bakımından hem de bereket anlamında. Bu topraklar dünyada yok. Ama bunu da ya birilerine, ya bizim geleceğimize tabii anlatmamız lazım. Yeni nesillere bunu öğretmemiz. Türkiye Cumhuriyeti dediğiniz şey, bunlar dünyanın nano topraklarıdır. Kimse bunun kıymetini bilmez. Şimdi bunu dediğimizde diyecek hoca iyice ne, yani herhalde ya bunadı ya da belli bir şeyden hocam, sonra. Hayır, çok doğru. Çünkü bu topraklar şu anda biz öyle bir jeopolitik konumumuz o kadar kıymetli bir konumdayız ki. Evet. Yoksa bu ülkedeki bu bolluk nereden geliyor? Bunu bir düşünün. Üretim sıfır, şey sıfır, ondan sonra lüks içerisinde yaşıyoruz şu anda. Allah şükür yine. Evet. Çok şükür diyelim. Çok şükür hocam. Diyeceğiz tabii. Hocam peki üretime girmişken sanırım sizin de Teknokent'te evet, bir şirketiniz var ve nanoteknoloji üretiyorsunuz. Evet. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Şimdi yakın zaman, bundan sanırım bir tam yıl olarak bilmiyorum. Yani devletimiz artık bilim adamlarından şunu istedi. Siz bilim yapıyorsunuz. Bilimin karşı yapmış olduğunuz bilimin karşılığında bir şeyler üretin. Bunu da gerçekleştirme adına şu yapıldı, devletimiz her üniversite bünyesinde tekno kentleri kurdu ya da tekno parkları kurdu. Bunun bir hedefi vardı, bilim insanları gidip buradan şirketlerini ya da firmalarını açsınlar, üretim yapıp dünyaya satsınlar. Bunun mantığı buydu. Şu anda Türkiye'de yaklaşık olarak bütün üniversitelerin tekno parkları vardır. Tekno parkta biz öğretim üyesi olarak orada bir firma açabiliriz, bir şirket de açabiliriz. Dışarıdaki bir şirketin hakları neyse sizin haklarınız da o. Tek bir farkı var, yapacağınız bütün üretimleri orada yapmak zorundasınız. Bu ülke için çok güzel bir şey. Güzel gerçekten. Bir adım gerçekten. Yani adım adım biz bu üretimi, şimdi teknokentlerde üretilen, yapılan üretim de yüksek teknolojidir. Sıradan bir teknoloji değildir. Şimdi benim Teknokent'te şu anda Feyatronics adında, elektronik teknoloji anonim şirketi adında bir şirketim var. Bu şirkette ben Türkiye'de üretilmeyen
yalnızca Amerika'da, Almanya'da ve Avrupa'da üretilen cihazları üretiyorum. Bunları ürettikten sonra özellikle üniversitelere, araştırma laboratuvarlarına, özel şirketlere, özel şirketler şu anda Türkiye'de fazla yüksek teknoloji üreten özel şirket olmadığı için bizim müşteri pazarımız onda biraz az. Tabii o da gelişirse bu durumda onlara da biz farklı, daha seri, daha bol sayıda cihaz üretebileceğiz. Üretmiş olduğumuz cihazları şu anda ben hem Türkiye'de farklı üniversitelere bunu pazarlıyoruz hem de yurt dışına. Mesela nanoteknoloji ile ilgili ben elektrospin cihazı dediğimiz bir malzeme, bir cihaz üretmiştim. Onu Amerika'ya verdik. Güneş simülatörü dediğimiz, yani güneşin aynısı, güneşle aynı özellikte ışınım yapan bir cihazım ve güneş pili teknolojisinde kullanılan cihazı Avusturya'ya verdik. Şu anda işte Suudi Arabistan'da var, Pakistan'da var. Giderek bu sayı giderek farklı artıyor ve ülkelerle olan ihracatımız da artıyor. Şu anda zaten şirketimin 2016'nın sonunda biz kurduk. Yaklaşık 2 veya 2,5 bir yıl bir süre oldu. Şimdi bu cihazları biz ürettiğimizde cihazları şu anda hem Türkiye'deki insanlar kullanabilmekte hem de yurt dışındaki insanlar kullanabilmekte. Şimdi biz bu cihazları yurt dışına niye satabiliyoruz? Siz yüksek teknoloji üretirseniz alırlar. Şimdi bana sorabilirsiniz, Amerika teknoloji üretmiyor da siz hangi teknoloji alıp sattınız bunları? Amerika doğru teknolojinin ülkesi. Biz de aynı özellikte daha kaliteli ve maliyeti daha düşük olan cihazı üretirseniz bak demek ki yüksek teknoloji üreten de alır. Bizim mantığımız bu. Şu anda ürün sayımız 40 farklı yeni ürün ve bunların hiçbiri şu anda Türkiye'de üretilmiyor. Yüksek teknoloji alanları şu anda devletin de önceliğinde. Yüksek teknolojik ürün üretirseniz hem devletin imkanları size çok. Yani onlardan da biraz bahsedelim hocam. Devlet nasıl destek oluyor? Şu anda ne yapmalı insanlar devlet desteği almak için? Şu anda şunu söyleyeyim. Devletin korkunç bir yatırımı var yüksek teknolojiye veya üretime. O zaman şunu da sorabilirsin. Var da bizim kimsenin niye haberi yok? Doğrudur, kimsenin haberi yok. Evet. Aslında var da kimsenin haberi yok. Yani yine bu da nano bilgi gibi oldu. Var da yok, göremiyoruz. Şunu söyleyeyim. Şu anda COSGAP var. Evet. En çok yaygın olan evet, yaygın. COSGAP evet. Var. Devlet size şunu diyor. Diyor ki bir ürün üretecekseniz gelin ben size o ürünün maliyetini, çalıştıracağınız kişinin maaşını da vereyim. Parasını da vereyim. Ürünü üretin. Ben işte size %60'ını veya %75'ini hibe ederek vereceğim. Çalıştırdığınız elemanın parasını da vereceğim. Ama devlet şunu sizden istiyor. Diyor ki bir ürün üreten, bu ürün olarak bunu Türkiye'de satın ya da yurt dışında satın. Yani buradaki şey şu değil. Birinci şart, hani doğrudan yurt dışına satın değil. Diyor ki beni dışarı muhtaç etme. Buradaki insanlar kullansın. Biz size bütün destekleri veririz. Şu anda mesela tarımda korkunç bir devlet desteği var. Evet. Ama tarım diyoruz ama tarım ürünleri ile bir üretim var mı? Yok. Yok, hala dışarıdan alıyoruz. Halen dışarıdan alıyoruz ama üretmiyoruz. Niye? Gidip başka, şimdi devlet diyor ki teknoloji üret, ben sana para vereyim. Devlet demiyor ki git işte bana basit bir iş kur ya da basit bir şey yap. Şu anda mesela şeyi söyleyeyim en basitini, hanımlar şu anda çoğu iş yeri açtı. Evet. İşte pasta böreklerle. Pasta börek, şimdi diyeceğim de vatandaş kızabilir. Evet. Şundan dolayı yani pasta, tamam. Sinirlendirebiliriz. Evet, kız sinirlendirebiliriz ama şunu söyleyeyim. Devlet diyor ki ülke için, ülkeyi şaha kaldıracak ürün üret. Teknolojik ürün üret. Ona zaten diyor ben sana destek veriyorum. Pekala, dolayısıyla şimdi bir arz talep meselesi. Kişi teknolojik bir ürün üreteyim diye kafasında bir şey yok. Yani kafanızda bir şey olacaksın, sonradan devlete gideceksin. Ondan sonra diyor ki işte gittik devlet vermedi. Hayır, devlet verir. Bazı olumsuzluklar olabilir. Belki kendi projenizi iyi anlatamamış olabilirsiniz. Yani ben şöyle tahmin ederim. %100 bir iletişim kopukluğu olmuştur.
Onu değerlendiren kişi belki anlamamış olabilir ya da anlaşılmadı ya da biz projeyi sunan kişi kendini izah edemedi. Hı hı. Tam projeyi anlatamadı. Bunlar olabilir. Ama bunun için de küsmek olmaz. Evet. Benzer şekilde TÜBİTAK'ın destekleri var. Evet. Mesela şu anda Tarım'da var. Ondan sonra Fırat Kalkınma Ajansı var. Onun destekleri var. Yani inancın olsun dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir destek yok. Üretim olsun diye devletimiz evet, her şeyi yapıyor. Evet, şu anda devlet her şeyi veriyor. Diyebilirler ki siz kaç tane ülke gördünüz de bunları konuşuyor. Gördüm. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir teşvik edici bir yatırım yok. Yurt dışında verdiğinizde hayır yapacaksın ondan sonra ben paramı fazlasıyla senden alırım. Ama bizim burada devlet diyor ki sadece üretin. Üretin, bizi dışa bağımlılıktan kurtarın. Bunu yaparsanız biz size her türlü desteği veririz. Şimdi dolayısıyla şimdi biz bu teşviklerden niye yarar sağlayamıyoruz? Yani fikrimiz olmadığı için sağlayamıyoruz. Düşünmüyoruz. Ondan sonra yokum. Ondan sonra hemen bakıyorsunuz sokak ağzıyla konuşmaya başlıyoruz. Yok onun tanıdığı şu ya tam da onun tanıdığı bunu tanıdı. O var diye yaşamayalım mı? Tam olabilir. Yaratan bile her şeyi yaratırken bir artı yaratmış, bir de eksi yaratmış. Dolayısıyla artı ve eksi her zaman yan yanadır. Tamam her işte. Evet. Bak siz huzura ermek istiyorsanız dengede olmanız lazım. Dengenin birinci kuralı artı ile eksiği topla sıfır. Bu durumda dengedesiniz ve rahat edersiniz. Şimdi siz diyorsunuz ki ben böyle bir iş yapacağım. İlkin şeyden başlıyorsun. Olumsuzluklarını konuşuyorsun. Ya bir de pozitiften başla. Yani iki insan arasındaki ilişki de öyledir ha. Siz hiç iki insan arasında başlayan bir ilişkiyi olumsuzluktan başlayıp pozitife döneni duydunuz mu? Benim bildiğim ilkin pozitiften başlanır sonradan. Hani şey olursa negatife doğru gider. Ama bu yok. Yani şunu söylüyorum. Devletin şu anda imkanı çok. Yeter ki bir ürün üretin, bir işi üretin. Bak şu anda mesela savunma sanayinde biz çok güçlüyüz. Ya şimdi artık bu dronlara mıronlara çocuklar bile yapacak. Drone dediğin şey nedir ki yani? Evet, basit doğru bir şey değil. Var, evet. Basit bir, ya şimdi işte bakın. Süper teknoloji işte dediğimiz işte drone'da kullanılan motor işte basit bir fizik kuralıdır. Motorun yapısını değiştiren, normal bir motorda motorun iç kısmı döner, rotor dediğimiz kısım döner. Ama bunda tam tersi gövde dönüyor. Gövde döndüğünde daha yüksek hızlara ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir cismi belli bir yükseğe kaldırmak için ona bir yüksek bir F kuvvetiyle etki etmeniz lazım. Ve burada ne yapıyor? Döndürerek yüksek bir F kuvvetiyle onu yukarı doğru kaldırıyor. Ya dolayısıyla şunu söyleyeyim, şu anda gençler, mesela gençler işte tek girişimci projelerine başvuruyorlar, şey vuruyorlar. Ben onda da şunu diyorum. Gençler ne yaparsa gençlerin tamamına destek vereceksiniz. Vereceksiniz. Fikri ne olursa olsun. İsterse manyakça bir fikir olsun. Vereceksiniz. Yani manyakça dedim tam da şey olarak değil. Ha. O onun hayalidir. Evet. Onun hayaline bir saygı duy. Ya bir saygı duy. Saygı. Saygı duy. Bil bakalım ne yapacak. Siz o çocuğa o güveni verirseniz bugün o çocuk yanlışla başlar. Birinci hatayı yapar. İkinci hatayı yapar ama sonunda o çocuk doğruyu bulur. Çünkü o çocukta azim var. Evet. Hayalinin peşinde. Hayal dedim vizyonu, insanın vizyonu olacak. Hiçbir insanın vizyonu olmadan, yani vizyon olmadan bir insan yani bir ülkeyi nasıl yönetsin? Vizyon olmadan bir patron nasıl bir iş yerin patronu olsun? Vizyon olmadan bir işçi nasıl işçi olsun? Ya insan kendine bile bir şey katamıyor evet, vizyonu. Evet, dolayısıyla katamıyor. Katamayınca da işte bizim eksikliğimiz ne? Yine geldik işte bak kitap. Bilgi eksikliği okumadığımız için kendimizi izah edemiyoruz. İfade edemiyoruz. Karşıdaki mesela diyelim ki ben diyelim az kitap okuyan bir insan olayım. Karşımda çok okuyan bir adam oturursa biz sohbet ettiğimizde herhangi bir konuyu tartıştığımızda yani büyük bir ihtimalle ben karşıdakiyle kavga ederim. Niye? Benim bilgim az. Az olduğu için kendimi savunamayınca otomatikmen çatışmaya döner. Yani burada bir fikir paylaşımı olmaz. Mesela şu anda sohbetin tanımını da yaptığımızda sohbet dediğimiz şey iki insan arasında fikir alışverişi. Eğer ben o sohbette fikrimize dikte ediyorsam bu sohbet değil, bu tartışmadır.
Bu bilimde de öyledir, üretimde de bu şekildedir. Şimdi diyoruz ki işte çatışmayalım. Bir fikrimiz varsa fikrimizi ürüne dönüştürmek için bir hayalimiz olsun. Bu hayale ulaşmak için yollar bellidir. Şu anda devletin belli. Diyor ki bir hayalin olsun, bir fikrin olsun. Getir ben bunu değerlendireyim, sana proje olarak vereyim. Ve şu anda teknokentlerimiz var. Evet. Çok iyi şeyler yapılmakta. Onu soracağım hocam. Üniversitede, kendi üniversitemizden, evet, uzağa gitmeyeyim. Kendimizinkinden, evet, başlayalım. Bu konuda nasıl çalışmalar yapılıyor? Nasıl destekler veriyor? Öğrenciler için özellikle. Genelde öğrenciler çok böyle olumsuz konuşuyorlar bu konuda ama hocalarımız bizi dinlemiyor, tersliyor, bir şey söylüyoruz i̇şte ama kabul etmiyor. İşte bak yine dedim şeye geldik. İlkin insanı dinleyeceğiz. Evet. İlkin kibar olacağız. Nano kelimeler kullanacağız. İnsanın ruhunu okşayan laflar söylememiz lazım. Hı. Çocuğu bile terbiye ederken o şekil çocuğa yanaşmamız lazım. Şimdi biz bu üniversitede gençleri biz bunları, biz büyük görüne bunlar yine çocuk. Bunlara o gözle bakmak lazım. Dolayısıyla şimdi diyelim ben belli bir yaşa gelmişim. Genç bir çocuk geldi, üniversiteyi bitirdi. Onun uçuk fikirleri de olacak. Hı. Çok böyle aşırı uç fikirleri de olacak. Hayal bir, tabii bak, tabii. Yani. Ve bir de diyecek ki ben şunu yaparım, öderim, her şeyi söyler. Sizin kesinlikle onu dinlemeniz lazım. Dinleyeceksiniz onu, ondan sonra bir potansiyel, onun vizyonuna ulaşabilmesi için onda bir potansiyel enerji yaratmanız lazım. Bu da neyle olur? Onun fikrine kıymet vermekle olur. Siz kişinin fikrine kıymet vermezseniz, ya çocuk işte der, ben hoca bir şey anlatıyorum, o beni anlamıyor. Şu anda mesela onunla ilgili şeyi söyleyeyim. TÜBİTAK'ın 15-12 programı var. Girişimcilik programı var. İşte KOSGEB'in var. Orada da üniversiteyi mezun olan gençlere diyor ki bir fikriniz olsun. Bir girişimci olun. Bir proje yazın. İşte üniversitenin teknokentine başvurun. Oradan TÜBİTAK'a gönderin. Bununla ilgili bizim teknokent her yıl yapar. Girişimciler fikirlerini alıp teknokente bildirir. Ondan sonra orada eğitimler verilir. Bizim teknokentin yaklaşımı genellikle hocaların yaklaşımı, Fırat Üniversitesi'ndeki hocaların yaklaşımı yani çoğunlukla pozitiftir. Çünkü gençler heveslenmiştir, gençlerin önünü açalım deriz. Bu çocuklar projelerini alır, ondan sonra geliştirirler, bir fikre dönüştürürler. Ondan sonra gidip işte TÜBİTAK'ta hani mali destek alma açısını TÜBİTAK'a sunarlar. Eğer TÜBİTAK'taki hani bu sefer yine hoca etkisi var. Ya onlar da biraz pozitifse bu gençleri bence hani projelerine evet demeleri gerekir. Yani evet demeleri aslında üretimi de arttıracaktır. Arttırır hocam. Heves gelecektir. Ya tabii ya, yani her hevesin sonu bir ürün değildir ha. Bunu böyle düşünmek lazım. Şimdi bir proje yaptım. Ben bu proje %100 olarak bir ürüne dönüştüreceğim diye bir sonuç yok. Proje demek sonucunu bilmediğiniz bir araştırmadır ha. Sonucunu biliyorsan niye projelendiriyorsun, niye araştırma yapıyorsun? Bunun sonucu da ya batacak ya çıkacak. Ya yani ya istediğiniz ürünü üretebileceksiniz ya da üretemeyeceksiniz. Gençlere bu fırsatı verin. Ben diyorum ki bütün gençlere fırsatı verin. Yapsınlar, uğraşsınlar. Bunlar bizim geleceğimiz. Siz geleceğe şu anda fırsat vermezseniz gelecek kendini nasıl tanımlayacak? Ya Türkiye Cumhuriyeti çok genç bir dinamik nüfusa sahip. Ve bu çocuklar çok zeki. Siz acaba şu anda insanlar şunu mu zannediyor? Bu Amerika'da, bu başka ülkelerde, bu diğer ülkelerde böyle mucitler çıkıyor. Bunların tamamı Amerikalı mı? Kesinlikle değil. Amerikan mantığını söyleyeyim. Dünyanın en iyi bilim adamlarını alır. Kendi laboratuvarlarında çalıştırır. Onlardan ürün ister. Ürün ister. Hı hı. Bizim mesela, bizim gençlerimiz yani şu anda yani öyle bir beyin var ki. Ve ciddi beyin göçü de var hocam. Var. Öyledir işte. Herkes sevilen olmak yeri, mesela insan sevileceği yere gider. Şu anda dünyanın sevilme şeyi nedir? Ekonomidir. Çocuğu nasıl seversin? Çocuk diyor ki ha, benim sevileceğim yer yani para kazanacağım yerdir. Para kazanacağı yeri bulduğu anda o tarafa kayıyor. Bu da bizim başka sıkıntımız ama gençlere şunu yapmak lazım, gençleri teşvik etmek lazım. Bu gençler o kadar zeki insanlar ki dünyada, bak şunu tekrardan söyleyeyim, dünyada Türk milleti kadar zeki bir millet yeryüzünde yoktur. Diyebilirsin hocam, milliyetçilik mi yapıyorsun, ırkçılık mı yapıyorsun, başka bir şey yapıyorsun. Ben fikrimi net söylüyorum. Gittim bütün ülkelerde gördüm. Türk milleti gibi yaratıcı bir millet yoktur. Yani pratik zekamız çok fazla. Aşırı, çok yüksek ama onu da pozitif yerde kullanmıyoruz.
pozitif işlerde kullansak, derler ya iki Türk yan yana gelirse bir devlet kurar ama iki Türk'ün birbirine düşmesini asla görmeyin. Bir dünyanın başına bela olur. Yani biz böyle zeki insanlarımız var, çalışkan insanlarımız var. Ama maalesef bunu da Türkiye'de bir şeye dönüştüremiyoruz. Yıl olmuş 2019, biz aynen şeyi konuşuyor işte. Diyor işte domates yetiştir, patlıcan yetiştir. Ya boş ver domatesi, biber, patlıcanı. Teknoloji üret, teknoloji, teknoloji üret ki patron olasın dünya. Dünyanın patronu olmak istiyorsan teknoloji üreteceksin. Teknoloji üretemiyorsan patron değilsin. Patronluğun birinci kuralıdır. Yüksek teknoloji, high teknoloji demişler. Devlet bile bu teknolojinin tanımını yaparken bak, diyor ki eğer sen yüksek teknoloji üreteceksen senin çok işçi almana gerek yok. Ama düşük teknoloji üreteceksen diyor ki en az 10 tane 20 kişinin yan yana gelmesi lazım. Şimdi dünyaya hükmedeceksen yüksek teknolojik ürün üreteceksin. Yüksek teknolojik ürün üretmeden nasıl olacak bu iş? Şimdi bize diyor ki biz halen ya eleştirmek çok kolay. Bak işi domatese getirelim. Diyor ki biz domatesin top şeyini İsrail'den alıyoruz. Tohumunu. Tamam. Olmuyor falan diyorlar. Bu hayır, niye şu andan biz başka mesela diyelim Elazığ'da bir köye gittiğinizde orada işte çiftçi diyor ki bu domatesin tohumunu size verelim. Peki o gidip İsrail'den mi aldı? Demek ki bak oluyormuş. Biz daha tohum yani şeyimiz yok ha, tohumumuzu üretelim diye bir kaygımız yok ki. Her şeyin hazırın. Elin gavuru da akıllı. Bir oha diyor şunu de diyebiliriz. Onlardan alalım. Ondan sonra ondan tohum. Adam ona fırsat vermiyor ki. Evet. Tabii bir siz ondan tohumu alamazsınız. Hani üretirseniz ondan sonra bir yıl içinde kendini işte GDO'suyla oynanmış. Yiyecekler. Hem tabii. Sağlığımıza zararlı, evet. Hem şimdi bak, ekonomimize zararlı. Aynen. Şimdi bak GDO'ya geldik. İçerisinde nanoteknoloji. Evet. 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 Orada nanoteknolojik mesela domatesi işte farklı farklı şeyler enjekte ederek domatesin yapısını değiştiriyor. Ya da başka ürünün yapısını değiştiriyor. Bunların tamamı yine teknolojik bilgi. Yoksa siz mesela bir diyelim bir domates tohumu aldınız işte bir yıl bir defa kullanabiliyorsunuz. Daha sonra bunu kullanamıyorsunuz. Bak işte bu bunun teknolojik bilgisiyle oynuyor. Dolayısıyla iş yine neye dönüştü? Yüksek teknolojik bilgi. Evet. Yüksek teknoloji olursa yapamayacağınız iş yok, yapamayacağınız. Yani yüksek teknolojiyle uğraşan bir ülke her zaman ayakta dik durur. Üretemezseniz sizde problem vardır. Ama eleştirme kolaydır. Biz zaten alışmışız eleştirmeye. Eleştir ne olacak? Ve kulaktan dolma bilgilerle yaşamaya. Bak işte kulaktan dolma bilgilerle insanlarla sohbet ederseniz de rezil olursunuz. Çünkü gün gelir bir ortamda oturursunuz, orada yüksek bilgiye sahip olan bir insan size ters bir laf söyler, çok gücünüze gider. Dolayısıyla bak yine dedik, yine ne oldu? Bu sefer bilgiyi bile, bilgi açısından donanımlı olmamız lazım. Kulak olmaz, bak duyarak bir şey olmaz da. Bizde fizikte bir kural vardır, her şeyin ispatının olması şart. Bilgiyi doğru yerden alacaksınız. Bak bir kelime kullandınız, nanoteknolojinin kaynağı ne? Bak kaynak, her şeyin kaynağı olması lazım. Şimdi kulaktan dolma bir lafın kaynağı yok ki. Ali Beli. Evet. Ve yanlış oluyor genelde. Yanlış oluyor. %90 yanlış, evet. Bilgi oluyor. Evet. İşte mesela çok söyleniyor. Devletin mesela bu kadar destek verdiğini eminim çoğu izleyenimiz bilmiyordu. Kesinlikle hatta bilmiyor şey şu anda. Diyorlar, devlet destek olmuyor. Gençlerin önünü açmıyorlar falan diye. Kesinlikle açıyor. Bak ben bu iş, bunun için var ya, gelsinler. Bütün bilgileri kendileriyle paylaşın. Devletin yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşına sahip çıktığı kadar hiçbir ülke çıkmaz. Türkiye Cumhuriyeti, bak demokrasiye getireyim. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki özgürlük dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Örneğini vereyim. Yani diyeceksin yine bizde her şey ispattır. Yıl 2000 kaçtı işte, yurt dışındaydım. Metroya binmiştik ya da herhalde metroydu ya da trendi işte. Alttan geçerken birdenbire ışıkları söndü. Ondan sonra neyse biri gidip işte makinistin kapısına vurdu. Makinist dışarı çıktı. Biz de karanlıktayız. Ne olur gibisinden. Neyse ondan sonra bir durak sonra şu oldu. Durağa vardığımızda hemen o kişiyi
özel güvenlik görevlisi aldı. Ondan sonra tekme tokat dövdüler, dışarı attılar. Hani bu Avrupa'ydı, hani moderndi. Bizim Türkiye'de yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Dolayısıyla şu anda devletin imkanı gerçekten çok. Onu söyleyeyim. Özellikle üretim açısından. Evet. O zaman hocam programımızın sonuna doğru geldik. Evet. Gençlere bir öğütte bulunalım. Sizden evet. Bir çağrı, bir mesaj verelim ve programımızı evet. Bitirelim. Ben gençlere şunu söylüyorum. Gençler lütfen hayalinizin peşinde koşun. Hayal demek kafanızdaki hayal olan şey değil. Bir vizyonunuz olsun. Deyin ki ben şu işi yapacağım. Benim hayalim. Mesela vizyonum, ben gelecekte işte atıyorum üniversite okuyacaksam Bilkent Üniversitesi'nin şu bölümünü okuyacağım. İşte bu onun vizyonu. Tamam? Hayali de bunun peşinde konuşacağım. Gençler şu anda bak şu anda mezun oluyorlar. Mezun olduktan sonra bir yıl içerisine bocalıyorlar. İş yok, güç yok. Bizim iş yok, güç yok dediğimiz şey de işte devlet memuru olamazsak iş yok demekti. Evet, algımız öyle. Abi ben gençlere şunu söylüyorum, lütfen fikirlerinizi ürüne dönüştürmeye çalışın. Bununla ilgili profesyonel yardım almaya çalışın. Profesyonel yardımı da bu işi yapan insanlardan alın. Yani bir tecrübesi olan insanlardan alın. Projeleriniz varsa şu anda devletin teşviki de çok. Hem KOSGEB'de var, hem TÜBİTAK'ta var, kalkınma ajanslarında var, ülkenin teknoparklarında var. Gençlere söyleyeceğim şey, lütfen pes etmeden hayalinizin peşinde koşun. Ve bunun sonucunda %100 patron olursunuz. Bu işin çıraklığını da yapamazsanız da patron olamazsınız. Olumsuz bir şey de söyleyeyim. Şu anda bizde Suriyeli çoğunlukta ya. Bak bu Suriyeli şu anda çoğunlukta. Bunlar şu anda çırak. Yakın geleceğin patronları olacak. Usta. Ha bizimkiler nerede? Onu da söyleyeyim. Bizimkiler de kafelerde oturuyorlar. Otursunlar, canları sağ olsun. Ama bu değişimde evet iş işten geçtikten sonra da hiçbir şeyi de anlayamazsınız. İş geri işten dönüş, geri dönüş yok. Gençlere tekrardan söylüyorum. Profesyonel yardım alarak hayalinizi lütfen ürüne dönüştürün. Hayalinizin peşinde koşun. Çok teşekkür ediyorum rica hocam. Gerçekten bizi çok aydınlattınız. Güzel bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Gençlere diyoruz üreten yeni nesiller olması dileğiyle. Bizleri izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum değerli izleyenler. Ayrıca bize ev sahipliği yapan Batı Kitap Kırtasiye'ye de çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.